Bunun böyle manipülatif kullanılıp kullanılamayacağını ben merak ediyorum. Yani yapay zeka bunların hepsinin modelleri markasına göre ya da şirkete göre farklı verilerden mi besleniyor? Ya şimdi bir kere öncelikle sadece yapay zekayı bununla sınırlamıyorum. Yani yapay zeka dediğim zaman sadece chatbotlar değil. Yani çok geniş bir alan. Yani bu bir örneği. Evet, bizi en çok şaşırtan örneği bu. Bununla birlikte bayağı son iki yıldır popüler hale geldi ve bizi şaşırtıyor. Hakikaten deminden beri şaşırtan şeyler dinliyoruz burada. Gerçekten de çok şaşırtıcı ama tek değil. Yani bu yapay zeka dediğimiz teknoloji yani akademik olarak 1950'lerden beri süre gelen bir çalışma teknoloji. Ama son yıllarda çok evrimler geçirerek, yazlar, kışlar geçirerek bu noktalara geldi ama hiçbir şey bir gecede olmadı. Bunlar bir takım birikimlerin sonucunda ve yani bu sohbet robotu değil, mesela yüz tanıma, görsel üretme, video üretme, işte rapor, yani aklınıza gelebilecek her türlü uygulaması var ya da modellemesi var. Bizi şu anda en çok şaşırtan bu. Yani sadece bununla bence sınırlamayalım konuyu. Tamam. Daha çok daha geniş. O zaman bize yapay zekanın hayatımızın hangi alanlarında kendini gösterdiğini, nerelerde faydalandığımızı, tabii biliyorum en çok seyircimizin aklında olan soru, buradan da onu da görüyorum. Bizim mesleklerimizi elimizden alıp alamayacağı, ki bence alacak. Yani şöyle bir şey var. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bu sohbet güzel ama bizi çok fazla bir noktaya götürmez bilgi anlamında. Yani bu şaşırtıcı şeyler veriyor ChatGPT dediğimiz şey. Ama konunun geneline baktığımızda ben şunu görüyorum. İnsanlar korkuyorlar. Korkunun iki sebebi var. Bir, teknolojiden korkuyorlar. Çok teknik buluyorlar ve yanaşmak istemiyorlar. İkincisi de belki de daha büyüğü, işlerinden olacaklarından korkuyorlar. Bir üçüncü korku var, dünyayı ele geçireceğinden korkuyorlar. Şimdi burada bazı şeyleri tartışmamız lazım. Belki programda konuşuruz. Bir kere bazı kavramları konuşmamız lazım. Zeka, akıl. Bir kere bunları bir masaya yatırmak lazım. Yani zeka eşittir akıl mıdır? Ama bunlar bizim için şu anda fazla derin. Yani biz biraz konuyu tam anlayalım. Şimdi mesela bizim en çok şaşırdığımız ve böyle karşılaştığımızda aman yarabbim bu iş nerelere kadar gitti dediğimiz hususlar. Misal işte bir sosyal medyada ortalık yıkılıyor. Birini görüyoruz, birdenbire böyle çok akıcı bir Arapça konuşuyor oluyor. Halbuki hiç Arapça bilmiyor. Benim bir örnek getirdim zaten. Ha mesela onu... hocamızın öyle görüntüsü vardı. Onu ekrana taşıyabilirsek. Evet, yani benim bir videomda yani Türkçe konuşuyorum. Sonra İngilizce. Daha sonra Arapça. Daha sonra Çince. Aynı anda bunu çevirebiliyor. Ve sizin sesinizle. Yani mesela daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Yani yakın bir gelecekte insanlar her dili konuşuyor ve anlıyor olacaklar. Çok yakın bir gelecekti. Zaten şu anda onun şeyleri var, uygulamaları var. Mesela benim kullandığım telefon veya bu alet şu anda siz Türkçe konuşun, karşınızda Çinli olsun. O Çince duyuyor, o Çince konuşuyor, siz Türkçe duyuyorsunuz. Yani ve bu gelecekte kulaklıklar, gözlükler vesaireler vasıtasıyla yani siz hangi dili konuşursanız konuşun, karşınızdaki sizi anlayacak. O hangi dili konuşursa konuşsun, siz onu anlayacaksınız. Yani aslında şey tarih oldu. Çoluğum çocuğum İngilizce öğrensin, Almanca öğrensin. Onun dert etmenin bir alemi kalmadı artık mesela. Hadi bir konuşturalım sizi Japonca. Japonca. Çince. Çince mi? Çince. Çince, Arapça, İngilizce. Evet hocam. Siz kayıp把人工智能看作是一种帮助我们的技术，就像其他技术一样。但是当然，随着人工智能的变革，新的概念、新的职业和新的领域开始出现，我们要做的是挂印这些新领域、新。 يمكنكم التفكير في الذكاء الصناعي كتقنية تساعدنا مثل التقنيات الأخرى لكن بالطبع بدأت تظهر مفاهيم جديدة ومهن جديدة ومجالات جديدة نتيجة لتطور الذكاء الصناعي وما يتوجب علينا هنا هو التكيف مع هذه المجالات والمهن الجديدة وهذا الأسلوب الجديد في الحياة. aynı şekilde ve sizin belki konuşurken ne bileyim herkesin bir üslubu vardır, konuşma şekli vardır. Kimi der, der falan. Yani onların hepsini işin içine katarak
bir dil oluşturuyor ve bunu doğru şekilde ortaya koyuyor. Bunu nasıl başarıyor? Şimdi şöyle, biz burada çok teknolojiye iç içe geçmiş durum. Bir kere yani dil işleme dediğimiz konu. Yani önce benim dilimi anlıyor ve onu doğru düzgün bir tekste, metne dökebiliyor ve onu da değişik dillere çevirebiliyor. Zaten bunları yapabiliyor bir süredir. O dille ilgili tonlamaları da üzerinde yine ses klonlama dediğimiz. Yani benim buradaki tam olarak öyle olmadı. Mesela burada ben çok vaktim olmadı. Dudak senkronizasyonu da oluyor bazı uygulamalarda. Yani mesela Çince'nin vurgulamalarına uygun benim dudağımı da entegre edebiliyor, senkronize edebiliyor. Yani o derecede gelişti olaylar. Sesi nasıl yapıyor? Sizin ses klonlama dediğimiz teknoloji. Yani siz sesinizi çoğaltabiliyorsunuz. Yani 30 saniye konuştuğunuz zaman, hatta daha kısa bir sürede sizin sesinizi artık üretebiliyor. Aynı sesinizi üretebiliyor ve işin içine duyguları, heyecanları katabiliyor. Bunun için de bazı teknikler uygulanıyor. Sadece yapay zeka modeli değil, işte o tonlamaların heyecanlı mı olacak, duygusal mı olacak, stüdyo tarzı editörler var. Orada siz belirliyorsunuz o tonlamaları. Onun değişik teknikleri var. Şimdi onun detaylarına girmeyeyim. Yani burada bir sürü teknoloji iç içe geçiyor aslında. Hem görsel tanıma, hem ses tanıma, hem NLP. Yani bir sürü şey ve bunların hiçbiri de bir gecede olmadı. Hepsi kendi başına bir süreçten gelerek bu noktalara geldi. Az önce...